Merhaba arkadaşlar, kuantum mekaniği serimizin 6. dersine hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son konuştuğumuz yer Hamiltonian'dı arkadaşlar. Hamiltonian'ın beklenen değerini vesaire hesaplamıştık. Hamiltonian nasıl bir şeydi? Şöyle bir şeydi arkadaşlar. Hamiltonian'ı tekrar yazalım şuraya. Vakit kaybettirmiyor zaten. Hamiltonian'ı hepimizin detaylı bir şekilde bilmesi gerekiyor. H bar kare bölü 2m çarpı d kare bölü dx kare. Bu kısmi türevi değildi. Neden? Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminde kullanmıştık çünkü. Ve bir de potansiyel kısmımız vardı. Bu bir operatör arkadaşlar. Hamiltonian dediğimiz şey bir operatör. Enerji operatörü aslında ve şu işe yarıyor. Bu operatörle dalga fonksiyonumuzu çarptığımız zaman bir sabitle dalga fonksiyonu çarpmış gibi oluyoruz. Bunu aslında lineer cebir bilen arkadaşlar fark etmiştir ki bu yaptığımız işlem aslında bir eigenvalue. Bir vektörün öz değerini bulmak yaptığımız şey. Onlara çok bahsetmeyelim şimdi. İleride zaten karşılaşacağız. En son bundan sonra şunu hesaplamıştık arkadaşlar. Hamiltonian'ın beklenen değerini hesaplamıştık. Ve o da karşımıza şunu çıkarmıştı. Dalga fonksiyonunun eşleniği çarpı Hamiltonian'ın kendisi. Çünkü beklenen değer böyle hesaplıyorduk hatırlarsanız. Dx. Şu kısım arkadaşlar bize zaten neyi verecek? Şu ikinci kısmı verecek. Onu farklı bir renkte alalım daire içine. Şu kısım arkadaşlar E çarpı dalga fonksiyonu demek. Dolayısıyla bizim cevabımız şuna dönüşüyor. E çarpı integral dalga fonksiyonu eşleniği çarpı dalga fonksiyonu kendisi dx. Biz şuranın zaten 1 olduğunu biliyoruz. Şu integralin tamamının. Cevabımız E çıkıyordu. Bu ne demek arkadaşlar? Hamiltonian'ın beklenen değerinin enerjiye eşit olduğu. Bu E dediğimiz şey enerjinin sabit hali. Buradan aslında enerjinin korunumuna da varacağız şimdi. Bir adım sonra. Şimdi arkadaşlar biz bunu hesapladıysak diyelim ki bizim elimizde milyonlarca data var. Ve bunlar üzerinden bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. O zaman biz şunu da hesaplamaya çalışabiliriz. Hamiltonian'ın karesinin beklenen değerini. Yani bu ifade elimizde zaten varken biz bunun karesinin beklenen değerini buluruz. Çünkü hatırlarsanız şöyle bir şey yapıyorduk biz. Beklenen değer hesabı yaptığımız zaman varyansı hesaplayacaksak özellikle. Varyansın karesinde şöyle bir şeydi. J'nin karesinin beklenen değeri eksi J'nin beklenen değerinin karesi yapıyorduk. Şimdi biz bunu kullanacağız burada. Bunu kullanabilmek için de şu parçayı hesaplamamız gerekiyor. Çünkü şuna zaten ulaşabiliriz. Hamiltonian'ın beklenen değerine sahibiz. Karesini alabiliriz. Ama karesinin beklenen değerine henüz sahip değiliz. Onu hesaplayalım. Şöyle farklı bir renge geçelim burada. Çok da renkli olmak zorunda değil. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Ne yazacağım arkadaşlar? Öncelikle dalga fonksiyonun eşleniğini yazmak durumundayım. Sonra ben ne yapacağım? İki tane Hamiltonian koyacağım şuraya. Hamiltonian çarpı Hamiltonian. Bunu açık bir şekilde yazmak zorunda değiliz. Yani şuradaki denklemin tamamını kullanmak zorunda değiliz. O yüzden böyle devam edebiliriz. Bu neye eşit oluyor arkadaşlar? Şöyle bir şeye eşit oluyor. Ha, çok özür dilerim. İntegrali tamamlamamışız bile. Çarpı dalga fonksiyonu kendisi çarpı dx olacak. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Şöyle bir şeye eşit olacak. Bizim burada sahip olduğumuz dalga fonksiyonu eşleniği duracak. İlk Hamiltonian kalacak. Ama şu kısım bizim e çarpı dalga fonksiyonu dediğimiz yer zaten. Dolayısıyla ben bunun yerine e çarpı dalga fonksiyonu yazacağım. Şu e'yi de dışarıya alacağım. Şöyle dx yazalım. Dolayısıyla elimde şöyle bir şey oldu. E çarpı zaten sonucun ne çıkacağı biraz bariz ama yine de bu işlemleri tamamlasak güzel olur. Şu çarpı dalga fonksiyonu çarpı dx. Peki biz zaten şu integrali şurada hesapladık. Birebir aynısını. Yine de yapmak istersek e çarpı yine dalga fonksiyonumuz çıkıyor. Dolayısıyla bizim cevabımız şuna dönüşüyor. E kare çarpı integral dalga fonksiyonu eşleniği çarpı dalga fonksiyonu çarpı dx. Bu da bize neyi veriyor arkadaşlar? Şurasının 1 olduğunu bildiğimiz için eksi sonsuzdan sonsuza tabii bu integral. Elimizde bir e kare oluyor. Elimizde böyle bir şey varsa arkadaşlar bizim vardığımız nokta şurası oluyor. Özetle özetle hızlıca geçelim buraları. Ne dedik? Hamiltonian'ın beklenen değeri dedik. E dedik. Sonra Hamiltonian'ın karesinin beklenen değerini hesapladık. Ve bu da e kare çıktı. O zaman biz standart sapmasını arıyorsak, bir kuantum sisteminin enerjisinin standart sapmasını arıyorsak şöyle bir şey çıkacak. Şu eksi, yani e kare, eksi e'nin karesi olacak. Bu da sıfır. Bunun aslında anlamı çok büyük arkadaşlar. Bu enerjinin korunumu anlamına geliyor kısmen. Çünkü bizim ne kadar deney yaparsak yapalım, beklenen değerimiz e olacak enerjinin. Standart sapmamız sıfır. Çünkü şu standart sapmanın karesiydi. Kare sıfır olan bir şeyin kendisi de sıfırdır. Böyle bir noktaya varmış olduk. Çok önemli bir nokta, çok güzel bir nokta. Varyansımız sıfır. Bunu aklımıza yazalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bizim kuantum sistemlerde bazı varsayımlarımız olacak ve varsayımların
birçoğu çok işimize yarayacak. Onlardan ilkine geçelim. Şimdi biz ilk başta aldığımız dalga fonksiyonu konuma ve zamana bağlıydı. Ama son iki derstir biz bunu konuma bağlı olan bir dalga fonksiyonuna dönüştürmüştük. Dolayısıyla biz genel bir dalga fonksiyonu formülü yazmak istiyoruz. Yani elimizde şöyle bir şey olsun istiyoruz. Diyelim ki bir tane sabitimiz var. Bu c1 bu arada reel bir sayı arkadaşlar. Dalga fonksiyonunun konuma bağlı olan kısmı vardı hatırlarsınız. Bir de neye bağlı olan kısmı vardı arkadaşlar? Zamana bağlı olan kısım. O nasıl görünüyordu? Onu şöyle farklı bir renkle şuraya yazıyorum. Onu fi ile göstermiştik. Zamana bağlıydı. Ve a çarpı e üzeri eksi i e t. Şunu az yukarıya alsam. I e t bölü h bar idi. Genel formu. Bunu ispatlamıştık. Eğer hatırlamıyorsanız bir önceki derste tekrar bulabilirsiniz. Biz onun yanına arkadaşlar şu a'yı c1'in içine atarak şöyle bir şey elde edebiliriz. E çarpı eksi i e t bölü h bar. Bu bizim ilk elemanımız olacak. Tabii şu e yerine de e1 diyeceğiz. Ve şu dalga fonksiyonuna da dalga 1 diyeceğiz. Hani birinci hepsimiz. Artı bunu genelleştiriyoruz şu anda sahip olduğumuz dalga fonksiyonuna. Konuma bağlı olan kısımlar çarpı zamana bağlı olan kısımlar şeklinde devam ediyoruz. Eksi e, e2 t bölü h bar oluyor. Ve böyle sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Bunun genel formunu o zaman biz şöyle matematik sembolünü, toplam sembolünü kullanarak yazabiliriz. Şuraya n diyelim. N eşittir 1'den sonsuza kadar. Cn dalga n şu konuma bağlı ama t değil. E üzeri eksi i en t bölü h bar. Şimdi bunların hepsinin toplamı bize dalga fonksiyonu t anındaki halini verecek. Peki size bir soru arkadaşlar. Bunu bir dakika bile düşünmenize gerek kalmayacak zaten. O zaman ben size şunu sorsam. Dalga fonksiyonunun 0 anındaki hali nedir? 0 anındaki haline bakarsak arkadaşlar. Şu toplamların hangisini alırsanız alın. E üzeri 0 olacağı için şu kompleks kısımların hepsi gidecek. Zamana bağlı olan kısımlar. Çünkü biz zaten ilk ana bakıyoruz. Dolayısıyla elimizde şöyle bir şey olacak. C1 çarpı psi 1 x artı c2 çarpı psi 2 x artı artı artı. Böyle sonsuza kadar gidecek. Bunu da yine az önce toplam sembolü kullanarak yazmıştık. Şu n'den arkadaşlar zaten onu her seferinde yazmak istemiyorum. Psi n x. Bizim genel formumuz bu olacak. Dalga fonksiyonun ilk hali. Böyle bir şey vardık. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bir tane örnek çözmeye çalışarak bunu açıklayalım. Ondan sonra da zaten kutudaki parçacık örneğine geçeceğiz ki kuantum mekaniğinin en önemli örneklerinden bir tanesidir. En önemli uygulamalarından bir tanesidir. Şimdi biz buna ulaştıktan sonra şöyle bir örnek yapalım. Diyelim ki, şöyle örnek yazıyorum. Bir tane dalga fonksiyonumuzun ilk hali bize verilmiş. Bu kadar çirkin çizmekten. X0, yani 0 andaki dalga fonksiyonu verilmiş. Adam demiş ki, tam olarak az önce yazdığımız şey dalga 1 x artı c2 dalga 2 x. Ama devamını yazmamış. Demiş ki yani iki tane dalga fonksiyonunun süperpozisyon halinde bir dalga fonksiyonum var benim. Bu dalga fonksiyonunun t anındaki halini hesaplayalım. Normalize edelim ve bir sonuca varalım demiş. Yapalım arkadaşlar. Nasıl yaklaşacağız bu tür problemlere? Şöyle yaklaşacağız. Bunun öncelikle t anındaki halini bir genel şekilde yazacağız. Az önce öğrendiğimiz şekilde. Nasıl yazılabilir? Şöyle yazılabilir. C1 çarpı psi 1 x çarpı e üzeri eksi i çarpı e1 çarpı t bölü h bar. Şu enerjilerin her seviyede farklı olduğunu öğreneceğiz zaten. O yüzden bunlara e1, e2 falan diyoruz. Artı c2 çarpı ki x e üzeri eksi i e2t bölü h bar. Bu arada şunu eklemeyi unuttum arkadaşlar. Şu yukarıda tekrar göstereyim. Şu yaptığımız işlem arkadaşlar Fourier transform dediğimiz bir şeyin uygulaması. Burada şunu gösteriyoruz biz. Herhangi bir dalga fonksiyonu, sonsuz tane dalga fonksiyonunun farklı bir kombinasyonuyla şu c1'ler 0 olabilir, işte 0,5 olabilir, 0,0, 0,5 olabilir, 0,2 olabilir, işte 700 olabilir. Bu katsayılar değiştirerek sonsuz tane fonksiyon toplamından bir tane fonksiyon elde edebiliriz. Bunu bilgisayar biliminde de çok yapıyoruz. Sinyalleri toplarken, bazı filtrelemeler yaparken, bazı sinyalleri incelerken. Bu konuda çok güzel örnekler var. Mesela işte size şurada bir örnek göstermeye çalışsam güzel olabilir.
Diyelim ki elimizde şöyle bir dalgamız var. Bu sinüsoidal bir dalga. Yani sinüsel bir dalga. Ve bizim aradığımız dalga da işte şu şekilde bir dalga arıyoruz biz de. Biz bunu nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Elimizdeki bu dalgalardan işte mesela başka bir dalga daha olsun. İşte şöyle şöyle giden bir dalga olsun. Bunlar aynı referans sisteminde olsun. İkisi ekonomi sisteminde. Ben şunu iddia ediyorum. Şu dalgayı elde etmek için ben şunu içine çizeyim. Şu an tüm işlemleri yapmayacağım. Şöyle bir dalgam var benim, değil mi? Ben bunu yaparken şu kısmı yukarıya çekmek zorundayım. Şu kısmı aşağıya çekmek zorundayım. Şu kısmı biraz daha yukarıya, şu kısmı işte sabit tutmak zorundayım falan. Bunlar için ben bunları farklı katsayılar vereceğim. İşte şu C1 olsun mesela. Şunun katsayısı 1. Elimde bundan var. Şunu ne için kullanacağım? Şurayı yükseltmek için kullanacağım. İşte buna C eşittir 2 diyorum. Şu an tümüyle sallıyorum değerleri. Bunları öyle toplayacağım ki arkadaşlar elimdeki dalgaların toplamı işte şöyle bir şey elde edecek. En son şu hale gelecek. Şu an yaptığım çizim pek güzel değil. Ama emin olun bu kullanılıyor. Fourier transform diye geçiyor. Detaylarını incelerseniz çok güzel olabilir. Belki ekstra bir ders de yapabiliriz onun için. Biz şu karesel fonksiyonu neredeyse ulaşıyoruz. Hani sonsuz tane toplam yaparak. Bu çok önemli bir şey. Siz sadece şunun doğru olduğunu bilin şimdilik. Ve ilgisi olanlar da araştırırsa çok güzel olur. Dalga fonksiyonuna böyle erişebileceğiz. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Genel formülünü yazdık. T anındaki dalga fonksiyonunun elimizdeki ilk haline bakarak. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Biz bunu olasılık dağılımına çevireceğiz. Olasılık dağılımını nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Normalizasyon yaparak. Yani bunun karesini alacağız. Şu gördüğünüz xt'nin karesini alarak. Tabii norm karesi bu. Daha önceden de konuştuğum üzere. Kompleks eşleniğiyle kendisini çarpacağız. Şimdi kompleks eşleniğinde kendisini çarpalım. Biraz karmaşık görünüyor olacak. Şöyle bir. Artık x yazmıyorum. Zaten x'e bağlı olduğunu biliyorsunuz. Eksi i e1 t bölü h bar. Şu kalemi biraz daha ince yapsak aslında. Artı. Şu ikinci tarafta ne var arkadaşlar? C2 çarpı dalga fonksiyonu 2 çarpı e üzeri eksi i e2 t bölü h bar. Bunu neyle çarpacağız? Diğer tarafı farklı bir renkle yazacağım. Daha koyu bir renkle yazalım. Şöyle açıyorum. C1, Psi1, bunlar değişmeyecek çünkü bunlar imaginary değil, yani kompleks sayılar değil. Ama şu zamana bağlı olan kısım kompleks. Dolayısıyla onu eşleniğine alacağım. Eşleniğini nasıl alıyordum? Eksi yerine artı yazıyorum. İ'lerin olduğu yere. İ E1T bölü H bar oluyor. Artı C2 çarpı Psi2 çarpı E üzeri İ E2T bölü H bar oluyor. Şimdi elimde böyle bir ifade var. Ben bu ifadeyi dağıtarak genel haline ulaşacağım. Daha geniş bir şekilde. Şu kalemi tekrar eski açık mavi rengine dönüştürüyorum. Şimdi burada yaptığım şey aşağıda dalga fonksiyonu kendisiyle eşleniğini çarpmak oldu. Hani sırasını değiştirse miydik? Sırasını değiştirsek daha güzel olur. Şunu artı yapıyorum. Eşlenikleri aldım. Şuralar eksi olsun. Çünkü hep öyle gördük ya. Şimdi kafanız karışmasın neden öyle oldu diye. Yapalım arkadaşlar. Şunla şu terimi ilk başta çarpacağım. Ve elimde çıkacak şey aslında şu. C1. C1'in karesi. Çok özür dilerim. Üçüncü terimi atladım. C1'in karesi olacak. Dalga fonksiyonu 1'in karesi olacak. Değil mi? Peki şu ifadeyle, şu ifadeyi çarparsam elimde ne olacak arkadaşlar? Kuvvetlerin toplamı sıfır olacağı için doğrudan 1 verecek. Dolayısıyla bu ifade böyle kalacak. Yani şunla şunu çarptığım zaman benim elde ettiğim şey C1'in karesi, Psi1'in karesi. Sonra arkadaşlar ben şunla şunu çarpacağım. Ama onları çarpmadan önce şunla şunu çarpıyorum. İşim kolaylaşsın diye. Şu ikinci elemanları. C2'nin karesi, Psi2'nin karesi. Onların da gördüğünüz üzere kuvvetlerin toplamı sıfır yaptığı için bunu yazabiliyorum. Sonra elime ne gelecek arkadaşlar? Şöyle bir şey gelecek. Şunla ben şunu çarptığım zaman gelecek şeyi yazalım. C1, C2, Psi1, Psi2. Şimdi buralar tamam. Elimde bir de şu çarpı şu olacak. E üzeri i e1t bölü h bar çarpı e üzeri eksi i e2t. Bu kuvvetleri toplayamadığıma dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e1'ler e1 ve e2 burayı değiştiriyor. Artı bir de elimde ne olacak arkadaşlar? C1 çarpı C2. Bu sefer hani şununla şunu çarpmak yerine şunla şunu çarpıyorum. C1 çarpı C2 Psi1, Psi2 ya da Psi2, Psi1 sırası önemli değil. Elimde başka ne olacak? Şöyle bir şey olacak.
i çarpı e 2t bölü h bar çarpı e üzeri eksi i çarpı e 1t bölü h bar. Şimdi benim ifademin tamamı burası. Bu ifadeyi tabii ki sadeleştireceğiz, böyle çirkin kalmayacak. Şu ilk iki elemanı hiç dokunmayacağız arkadaşlar. C1'in karesi psi 1'in karesi artı C2'nin karesi psi 2'nin karesi. Bunlar kalıyor. İkinci tarafa gelince. Şimdi bu tarafta yapacağım işlem biraz tatlı bir işlem. Umarım Euler denklemini falan biliyorsunuzdur. Zaten kısaca tekrar edeceğim şimdi onu da. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. İki tane. Hatta ben onu paranteze alsam daha kolay olur. C1, C2, psi 1 ve psi 2 şu kalan iki terimde de ortak. Dolayısıyla ben bu parantezi alabilirim. Şöyle alıyorum. Sonra elimde ne kalıyor arkadaşlar? Şurasının tamamı kalıyor değil mi? Ben onu yazayım. E üzeri i e1t bölü h bar. Şu e1 çarpı e üzeri eksi i e2t bölü h bar. Burası ilk kısım. Artı. İkinci tarafta ne geliyor arkadaşlar? E üzeri i e2t bölü h bar çarpı e üzeri eksi i e1t bölü h bar. Şimdi elimde böyle güzel bir ifade var. Bu tür ifadeleri ben nasıl kullanabilirim? Onu göreceğim. Kısaca bir şeyin özetini anlatmam gerekiyor tabi bu işlemi anlatabilmek için. Onu da şurada yapalım. Şu denklemi umarım hepiniz biliyorsunuzdur. E üzeri i teta eşittir kosinüs teta artı i sinüs teta. Bu Euler'in en ünlü, Euler'in en ünlü denklemlerinden bir tanesi. Biz bu denklemi kullanarak çok güzel bir şey yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. E üzeri eksi i teta dediğimiz zaman şu üst tarafa teta'yı eksi yaptığımız zaman şurası ne olacak o zaman arkadaşlar? Kosinüs eksi teta. Bu zaten kosinüs teta eşit olacak. Artı i sinüs eksi teta olacak değil mi arkadaşlar? Peki biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Kosinüs eksi teta arkadaşlar. Kosinüs teta eşittir. Hani birim çemberi falan düşündüğünüzde aklınıza gelecek bu. Sinüs eksi teta ise eksi sinüs teta eşittir. Dolayısıyla eksi i sinüs teta olacak şurası da. Peki ben şu ilk denklemde şu üçüncü denklemi toplarsam. Elimde ne olacak? Şurası e üzeri eksi i teta hala. Topladığım zaman şöyle bir şey olacak. E üzeri i teta artı e üzeri eksi i teta eşittir. İki tane kosinüs teta olacak. Çünkü şu i sinüs teta ile şu i sinüs teta birbirini götürecek. Biri negatif biri pozitif olduğu için. Elimde böyle bir şey kalacak. O zaman şunu yazabileceğim. Kosinüs teta eşittir. E üzeri i teta artı e üzeri eksi i teta bölü 2. Şimdi bu umarım sizi büyülemiştir. Beni büyülemiştir ilk gördüğüm zaman. Çünkü şu taraf tümüyle reel bir şey. Sağ tarafta ise kuvveti kompleks olan bir E sayısı var. E sayısına da bayılırım. Bölü 2 var. Şimdi bunu kullanacağız biz arkadaşlar. Nasıl kullanacağımızı göreceksiniz. Kalemimi tekrar farklı bir renge dönüştüreyim. Şöyle kırmızıya dönüştüreyim. Sonuca varacağız çünkü. Şu ifadeyi tekrar başı yazıyorum ben. C1 kare psi 1 kare artı C2 kare psi 2 kare artı C1 psi 1 C2 psi 2. Şunların sırasının önemi yok çarpım durumunda olduğu için. Şimdi şu kısma iyice baktığımız zaman arkadaşlar. E'ler çarpım durumunda ise kuvvetlerini ben ne yapabilirim? Toplayabilirim. O zaman şöyle bir şey yapıyorum ilk terim için. Şu ilk terimi yapıyorum şu anda. Ve iki terimde de şurada hani kuvveti nasıl alırsam alayım. Kuvvetleri toplayacağım için. İt bölü h bar eşit. Ortak. İt bölü h barı o zaman şöyle yazıyorum. Elimde şöyle bir şey oluyor. E1 eksi E2. Bu benim ilk terimim. Yani şu kısmı ben yazdım. Artı diyorum. İkinci terime bakacağım. İkinci terimi de farklı bir renkte yeşille yapıyorum. Ki farkı görelim. İkincisinde de İt bölü h bar ortak tüm elemanlarda. Ama bu sefer E2'den E1'i çıkarmışım. O yüzden ben başa bir eksi koyarsam E1 eksi E2 yazabilirim yine. Ve şöyle parantezi kapatırım. Şimdi şu ifade şu ifadeyle birebir aynı. Yani E üzeri i çarpı şurası var. Burada teta neye dönüştü onu da yazalım altına. Teta eşittir. İ yanına yazdığımız için T bölü H bar çarpı E1 eksi E2. Bu bizim tetamız oldu bu durumda. Tabii şuraya bir benzerlik kullandığımız için şöyle çizelim.
Peki bunu kullanırsak ne oluyor arkadaşlar? E üzeri i teta artı e üzeri eksi i teta oluyor. E şuranın aynısı. O zaman biz bunun yerine 2 kosinüs teta yazabiliriz. Şu anda neredeyse sonuca ulaştık. Geliyorum ve yazıyorum. Kırmızı ile yazacağım sonucumu. Pek kırmızı bir renk değil bu. Şimdi yazıyorum. C1'in karesi, C1'in karesi artı C2'nin karesi, C2'nin karesi artı C1 çarpı C2 çarpı C1 çarpı C2 çarpı. Şimdi şu kısma ben ne yazacağım arkadaşlar? 2 çarpı. Çünkü şunun şuna aynı olduğunu gösterdim. Şununla aynı olduğunu. 2 çarpı kosinüs. İçeride ne olacak peki arkadaşlar? Şurayı silebilsek güzel olurdu aslında ama. Neyse. Çok da mühim değil. E1 eksi E2 bölü h bar çarpı t. Böyle yazsak daha güzel oluyor. Dolayısıyla bizim vardığımız sonuç bu. Bu ne arkadaşlar? Bu bizim olasılık dağılımımızın ta kendisi. Yani çünkü bu vardığımız sonuç, şu yukarıda gösterelim, şuna eşit. Yani şunu hala inceliyoruz biz. İlk başta ne yaptık? Dalga fonksiyonu t anındaki halini yazdık. Onun kompleks eşleniğinde kendiyle çarpımını aldık. Ve şu sonuca ulaştık. Şu sonuç neden önemli? Şimdi yavaşça görelim. Çünkü arkadaşlar biz bunun fluctuation, yani sarkma, daha doğrusu işte oscillation, titreşim yapan bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü kosinüse bağlı bir şey. Bu denklemi iyice incelersek, şöyle altta yazalım. Şu kalemi de bozmadan. Şimdi C1 kare, dalga 1 kare var. Şimdi burada arkadaşlar her şey konuma bağlı. Çünkü dalga konuma bağlı. Şu dalganın konuma bağlı olan kısmı. C2 kare, dalga 2 kare. Burada her şey konuma bağlı. Çok güzel. Peki şu kısımda ne var arkadaşlar? Yine konuma bağlı iki dalganın çarpımı var. C1, C2, dalga 1, dalga 2. Dalga diyorum artık. En son ne var arkadaşlar? Şu iki başa alırsam, şu kosinüsün başındaki. Bir tane kosinüs fonksiyonu var. Ve bu kosinüs fonksiyonu E1 eksi E2 bölü h bar çarpı t'ye eşit. Bu arada ben bu kosinüs içine e2 eksi e1 de yazabilirdim. Yani şu kısımda şunun başına eksi koyup eksi e1 de yazabilirdik. O zaman bir şey fark etmezdi. Çünkü az önce de gösterdiğim üzere kosinüs eksi teta kosinüs teta'ya eşit. Çok da önemli değil dolayısıyla. Şimdi neyi inceliyorduk? Şuraların hepsinin, şu kısmın tamamının konuma bağlı olduğunu gösterdik. Ama öyle bir kısım var ki, zamana bağlı olan kısım, titreşim yapan bir kısım. Yani şu kosinüs fonksiyonu zaten şöyle bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Yani zamana bağlı olarak bizim sahip olduğumuz olasılık dağılımı titreşiyor. Muazzam bir şey. Yani bundan umarım etkilenmişsinizdir. Ve şöyle bir şeye varacağız. Daha sonra işleyince, yeni konulara geçince. Delta E'nin, yani şu E eksi E1'in ya da E1 eksi E2'nin h bar çarpı omega'ya eşit olduğunu göstereceğiz. Omega dediğimiz şey de şöyle yazıyorum. Keşke sondan başlamasaydım. H bar çarpı omega. Omega eşittir. Şu delta'ya diye tanımladığım yer aslında E1 eksi E2 burada. Yani çok da mühim değil. O zaman omega'mız ne oluyor arkadaşlar? Şu kısımdan çıkarabiliriz biz onu. E1 eksi E2 bölü h bar oluyor. Çünkü bunu h barla çarparsak E1 eksi E2, yani delta E'yi bulmuş olacağız. Bunu tam tersini de yazabiliriz dediğim gibi. Delta E hani pozitif negatif çok da mühim değil, elimizde olması önemli. Şimdi bu dersimizi kısaca özetleyelim. Biraz uzun bir ders oldu. İlk başta Hamiltonian'dan başladık. Onun beklenen değerini ve onun beklenen değerinin karesini hesapladık. Böylece aslında enerjinin korunumuna vardık. Şurada varyansın sıfır olduğunu gösterdik. Sonra ilerledik ve dedik ki bir herhangi bir dalga fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz. Şu çok önemli bir şey. Fourier transform diyoruz biz buna. Aslında matematikte biraz daha detaylı. Sonra sıfır andaki halini şöyle yazabiliyoruz. Çünkü zamana bağlı olan hali E üzeri T'ye bağlı bir şey olduğu için hepsi 1 veriyor. Elimizde şöyle bir şey kalıyor. Sonra devam ettik. Dedik ki bir tane örnek çözelim. Bu örneğimizde neye vardık? Bu örneğimizde aslında bir sonuç çıkarmaya çalıştık. Dalga fonksiyonunun sıfır anındaki halini verdik. T anındaki halini yazdık hep beraber. Ondan sonra bunun olasılık dağılımını, işte karesini hesapladık. Biraz fazla işlem yaptık o arada. Şurada Euler denkleminden bir sonuca vardık ve kosinüs teta olduğunu gösterdik.
şu elimizdeki ifadenin 2 çarpı kosinüs şu olduğunu gösterdik. Ondan sonra da şundan bahsettik. Dedi ki şu kısım tamamen konuma bağlı. Ama şu kısım zamana bağlı olan kısım osilatör şeklinde çalışan bir şey. Sürekli titreşen bir şey. O da şöyle bir dalga işaret ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.